Usta sanatçı Mustafa Keser, Bodrum'da bir mekanda sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keser, iki bölümde yayından kaldırılan Benzemez Kimse Bize programı sonrası arasının açıldığı Bülent Ersoy ile ilgili konu. Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize adlı müzik programının iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamış. Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, bana, Keser diye bağırıyor, babanın uşağı mı var? Seni diva değil, divan yapar, divalık sana mı kaldı? Ünlü isim, sözlerine, seni 8'e katlayacak divalık sana mı kaldı? Erkek tuneli okuyor. Zeki Mürem gitmiş, o kalmış. Ha kendini bir halt sanıyorsun. Canlı yayında bizi imtihan etsinler, kaybeden kazananın elini öpsün diye devam. Koltuğum ona battı nokta. Bu sözlerin ardından söylemezsem olmaz programında konuşan Bülent Ersoy ise haddini aşana cevap veririm. Şahitlerle ve delillerle söylenenleri çürü. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız, bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu? İfadelerini kaprisli değil mükemmeliyetçi olduğunu belirten sanatçı, Mustafa Keser'i sevmiyor. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim varsa bile bir dirhem kalmaz. Diva denmezmiş de beni divan yaparlar. Aklınca 1980 öncesinden beni vurmak istiyor. Şöhretim Türkiye sınırları dahilinde değil, dünyada şeklinde kavgada söylenmez. Keser'in annesine küfür ettiğini de savunan 70 yaşındaki sanatçı, benim annem bir sene önce öldü. Sen bir sene önce annesi vefat eden birine bu kelimeyi nasıl kullanırsın? Kavgada söylenmez bu kelime. Çok çirkin bu söylem. Ben seni Allah'a havale ediyorum açıklama. Bülent Ersoy'un annesine küfür ettiği iddiasına YouTube kanalı üzerinden yanıt veren Mustafa Keser, ben orada fıkralar anlatıyorum, millet gülüyor, onları küfür olarak, benim ağzım kesinlikle küfürlü değildir. Bir tek kişi Mustafa Keser bana küfür etti diyemez. Tırlarda anama küfür etti diye ajitasyon yapıyor. Söylediklerime cevap vermiyor. Belgelerle çıkacağım dedi, hala ortada belge yok demişti nokta. Davalık oldular nokta. Karşılıklı suçlamaların ardından Ersoy ve Keser arasındaki polemik yargı. Diva, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser'e bir dilik manevi tazminat davası. Mustafa Keser ise eski program partnerinin bu hamlesi sonrası Ersoy'a göndermede bulunmuş ve karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır sözleriyle, Ersoy'u hedef. Ardından Keser de Ersoy'a karşı dava açmış ve Bülent Ersoy'un programda kendisine Kürdo diye hitap ettiğini öne sürmüş. Ünlü isim, hakaret ettiğini, aşağıladığını ve kişilik haklarının zarar gördüğünü belirterek, divadan 1 lira manevi tazminat istemişti. Bodrum'da sahneden nokta. Tüm bu yaşananlardan aylar sonra Bodrum'da sahne alan Mustafa Keser, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı, ben sahneye çıkmadan repertuvar hazırlamam. İçerideki dinleyiciyi görmeden, göz göze gelmeden şarkılarımı, gençler de bunu öğrenip çıkacak. Hepsi benim oğlum yaşında ama bakın onlar evde, ben bu yıl kaç konserim var saymadım. Tüm Türkiye'yi gezeceğiz dedi nokta. Kaza kurşunuydu. Geldi Bülent Ersoy ile yaptığı programla ilgili gelen sorulara dayanıt veren Keser, Bülent Ersoy'la hiçbir problemim yok. Tekrar böyle bir formatta teklif gelse kabul etmem. Zaten rica üzerine katıldı. 30 senedir aralıksız canlı yayın yapıyoruz. Her gün reyting artıyor, demek benim kimseye ihtiyacım yok. O da bir kaza kurşunuydu. Geldi geçti. Bugüne kadar kimsenin hakkında bize yakışmaz. Sadece bazı şeylerin söylenmesi gerekiyordu. Söyledik ifadelerini kullandı.